Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şifa deposu kemikli ilik suyu tarifiyle geldim. Detaylı bir şekilde tarifimi sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. İlik suyumuz için öncelikle yaklaşık 10-15 tane bu şekilde kaval kemiklerinden ilikli kemik aldım marketten. Bunları güzelce bir ketçaple yıkadıktan sonra tencereme alıyorum ve yüksek ateşte ilikleri mühürlüyorum. Kemikli ilik suyunun çok faydaları vardır. Faydalarından biraz sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İnternetten de yazıp okuyabilirsiniz. Tam bir kolajen deposudur. Kemikler için iyi geliyor. Saçlar için arkadaşlar, büyüme çağındaki çocuklar için. İçerisinde kalsiyum, magnezyum, fosfor, inanılmaz vitaminler arındırıyor. Yemeklerimize lezzet katıyor ve aynı anda yemeklerimizde vitamin bombası yapmış oluyoruz. Evet, kısaca bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ilikleri mühürledikten sonra üzerine kaynamış su ekliyorum. Soğuk su eklemiyorum çünkü ilikleri mühürlediğim için, sıcak olduğu için kendisi sıcak su takviyesi yapıyorum. Yaklaşık 6 litre kadar sıcak su ekledim arkadaşlar. Şunu belirtmek istiyorum. Eğer jölemsi bir kıvam istiyorsanız suyunu 3 litre tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü suyunu çok eklerseniz o jölemsi kıvamı yakalayamazsınız. Daha önceden Instagram sayfamda jölemsi kıvamda olan ilik suyu tarifimi de paylaşmıştım. Burada daha çok su elde etmek istediğim için su miktarını fazlaca koydum arkadaşlar. Evet, su ekledikten sonra üzerine oluşan o kefleri alıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar atılıyor çöp arkadaşlar. Kaynadıkça üzerine oluşan bu kefleri alıp atıyoruz ve içerisine 2 yemek kaşık sirke ekliyorum. Neden sirke ekliyorum derseniz arkadaşlar, kemiğin içindeki maddenin çözülmesine daha da bir etki edecektir ve suyumuz daha da bir vitaminlenecektir. Bu şekilde 2 yemek kaşık da kendi yapmış olduğum organik elma sirkemden ekliyorum. Elma sirke tarifimi de mutlaka diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Evet, 2 yemek kaşık elma sirkesini ekliyorum ve üzerine oluşan bu kefleri de tekrar alıyorum. Kapağını kapatıyorum. En kısık ayarda arkadaşlar 4 derecede ağır ateşte yaklaşık 6-8 saat arası kaynatıyoruz. Burada yaklaşık 4,5 saat sonraki hali gördüğünüz gibi çok azalma yok suyumuzda. Çünkü ağır ağır kaynattığımız için buharlaşıp suyumuz yok olmuyor ve ilikler de kendiliğinden çıkmaya başlıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, göstermek istedim. 4 saat sonra ilikler bu şekilde kemiklerinden ayrılmaya başladılar. Ama ben devam kaynatacağım. Yaklaşık bir 2 saat daha kaynatıp toplamda 6-6,5 saat iliklerimi kaynatmış olacağım. Dediğim gibi ağır ateşte kaynatıyoruz arkadaşlar. Yüksek ateşte kaynatırsak çok az su elde ederiz. Buharlaşmasına sebep olur. Bunun için yavaş yavaş kaynatıyoruz. Ve yaklaşık 6 saat sonra tadım yapıyorum artık. Şöyle birazcık tuz serptim. Bu iliği de afiyetle ben yedim arkadaşlar.
Şifa olur inşallah. İlk suyumun renginin güzelliğini görüyorsunuz. Çok güzel sarı bir renk elde ettik. Ağır ağır kaynattığımız için ve ön mühürleme işlemi yaptığımız için bu renkte ilik suyunu elde etmiş oldum. Böyle bulanık değil, beyazımsı bir ilik suyu değil arkadaşlar. Şimdi içerisinden ilikleri, kemikleri çıkartıyorum. Süzme işlemini yapacağım. Görüyorsunuz dokunmayla ilikler içerisinden kendisi dökülüyor. Bu ilikleri atmıyoruz. Bizler bir miktarını afiyetle yedik. Bir miktarını da süzgeçten geçirip suyumun içerisine ekledim. Bu sayede çocuklarım yemese bile yedirmiş oluyorum arkadaşlar. Evet, süzme işlemini yapıyorum. Gördüğünüz gibi suyum şahane görünüyor. Gerçekten tam bir şifa. Şunu da belirtmek isterim. Ocaktan indirmeden önce en son tuzunu ilave edin arkadaşlar. O işlemi çekmeyi unutmuşum. Onu da belirtmek istedim. Evet. Şimdi ayıklamış olduğum ilikleri de süzgece alıyorum ve ezerek suyun içerisine ilikleri ekliyorum. Bu işlemi dilerseniz el blenderıyla da geçirebilirsiniz. Ben bu şekilde bu kez süzgeçten geçirmek istedim. Bastıra bastıra zaten hemen eziliyor ve suya karışıyor. Şekilde bütün ilikleri de suyumun içerisine eklemiş oldum. Üzerindeki oluşan o yağı da sakın atmayın arkadaşlar. Şifa kaynağıdır bunlar. Yemeklerimize lezzet verecektir. Evet, bütün ilikleri ezerek suyumun içerisine ekledim. Görüyorsunuz süzgeçte zaten hiçbir şekilde bir parça kalmadı. Sadece içerisinde olan o damar parçaları kaldı arkadaşlar. Bunları da suyumun içerisine eklemiyorum, atıyorum. Daha sonrasında böyle borcam kaplarımın içerisine et sularımı alıyorum. Daha çabuk soğuması için bu işlemi yapıyorum. İki şekil saklama önereceğim arkadaşlar. Eğer kavanozda konservelik saklamak istiyorsanız et suyunu yani kemikli ilik suyumuzu kaynar kaynar sıcakken süzdükten sonra hemen konservelik kavanozlara alıp kapağını sıkıca kapatın. O şekilde vakumlatın. Ya da bu şekilde buzluk poşetlerine bir yemeklik porsiyonluk olarak ikişer kepçe olarak ben
poşetledim. Ağzını bu şekilde sıkı sıkı bağladıktan sonra derin dondurucuya kaldırdım arkadaşlar. Pet şişe bardaklarında da bu işlemi saklayabilirsiniz. Ben poşette yapmak istedim. Pet bardağım olmadığı için. Ya da dediğim gibi konserve kavanozunda, erzak dolabında saklayabilirsiniz. Evet, yaklaşık 20-22 pişirimlik kemik suyu elde ettim arkadaşlar. Yemeklerimde, çorbalarımda, pilavlarımda şifa olması için kullanacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip aşağı yorum bırakarak bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.